sırlardan sıkılmadın mı sen de? Gözümün arkasında ne saklıyorum diye bakacaksın ha? Gözümün içine bana ne zaman bakacaksın çocuk? Hoş geldin Özel. Hoş bulduk. Yorgun görünüyorsun biraz. Yeni iş kuruyorum. Yorucu oluyor. Duydum. Bir ara geleceğim ziyaretinize zaten. Ben Ramzi'ye haber vereyim. Aslında ben sana geldim. Ne şimdi bu? Kenan'ın abisi Selim. Niye sana mektup yazmış? Niye sana bunu yollamış? Böyle şeyleri Ramiz'le konuş. Ben hatırlamıyorum. Kaç yıl geçti zaten aradan? Biraz düşün, beklerim ben. Ben bir şey bilmiyorum. Sen de misafirliğin adabını zorlama istersen. Misafirliğe gelmedim ki Selma abla. Bir cevap almaya geldim. Ezel. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. O mektup Selma'nın eline hiç geçmedi. Kime gitti? Bana geldi. Selma benim kadınım. O hep öyleydi her zaman. Ama onun benden, benim ondan sakladığımız sırlarımız vardı yeğen. Ne o sordu, ne de ben söyledim. Sormadık, söylemedik. Bilmeme gerek yok. Bilmek istemiyorum. Selma ile ben, yeğen, aşkımızı kanla yazdık. Şimdi sen o kanı silip altına bakmak istiyorsun değil mi? Ha? Her şeyi, hepimizi tarumar etmek istiyorsun. İstediğini almak için yalnız kalmayı, arkadaşsız kalmayı göze alıyorsun. Evet. O zaman yeğen, benden sana hayır yok. Hı? İpucunu buldun değil mi? Peşine kendin düş. Hadi. Hadi. Ramiz. Benim bilmediklerim çok mu kötü? Çevirdin. Çevirdim. Ananı babanı da çağırmışsın. Selma da oradaydı. Yanındaydın Hayratlı'nın. Evet. Yanındaydım. Ne dedi sana? Senin yerini sordu. Sen ne dedin peki? Söyledim. Ben önden gidip oyalayacağım orada. Bekleyin dedim.
Şimdi adamlarıyla geliyor. İçeri girmek üzere. Niye? Niye sattın beni çocuk? Ben seni satmadım Ramiz abi. Yanlış adres verdim Hayratlı'ya. Ben seni asla satmam Ramiz abi. Alo Kenan. Kenan Menan yok. Kenan'ı unut. Kardeşini ikna edemedin Selim. Artık ne yapacağını sen düşün. Bundan sonra Kenan'ın başına gelenlerden ben değil, sen mesulsün. Ramiz iyi değil mi? İyi iyi. Seni görünce sevinecek. Hain sanmıştı seni de. Abin de seni görünce sevinecek. Çok merak etti seni. Dün sen kazinoda yoktun, ben vardım. Görsen öyle perişandı ki. Canını okudu Hayratlı. Tek git görün. Ölecek meraktan. Benim için. Ben istiyorum. Olmaz mı? Hainler geldi. Burası demek sığınağınız. Aha. İyi misin? Sen buradayken ben bir çıkayım Selma. Alışveriş yapayım. Abi sen de dikkat et, gözünü seveyim. Asıl sen dikkat et, yakalanma. Hayratlıya mı? Ha. Vız gelir artık o. Bir kere kandırdım. Gerisi kolay. Kenan, ben bu Hayratlı'yı vuracağım. Burama kadar geldi. Artık senin de düşman belli. Fena kan dökülecek. Sence burası iyi mi? Ha. Astrolist odamız yok tabii. Hı. Ne yapıyorsun? Niyetini okumaya çalışıyorum. Burası iyi mi dedim. Kenan için, Kenan. Ailesini gördüm Ramiz. Çok düşkünler oğullarına. Zenginler, güçlüler. Kan dökülecek dedim. Kenan ne olacak? Daha silah tutmasını bilmiyor. Ona göre mi burası? Bir evi var halbuki. Bir ailesi var. Benim de var ailem. Memlekete gidip geliyorum, unuttun mu? Unutmadım Ramiz. Gayet farkındayım bir ailen olduğunu. Ha. Kenan'ınki farklı tabii. Onlardan sıkıldıysa benden de mi sıkılır? Yol yakınken yolla evine mi diyorsun? Yollar mısın?
gözümün arkasında ne saklıyorum diye bakacağına, gözümün içine bana ne zaman bakacaksın çocuk? Ne? Hiç. Sen diyorum. Sen olsan gider miydin? Benim olsaydı eğer öyle bir ailem, onlarla yaşama imkanı, ben giderdim Ramiz. Girin. Tekrar çıkmama izin vereceksin ama. Yapmadın. Vermedin o adamı Sait'e. Bir yol söyle kardeşim. Nasıl çıkaracağım seni bunların içinden? Hiç şansım yok mu? O zaman yolun açık olsun. Ne yapalım? Nasıl? İzin veriyor musun? Kabul ediyorsun yani. Bir şartla. Ramiz'le tanıştıracağım beni. E bir de biz görelim şu Ramiz'i. Kimmiş bakalım seni bizden çalan adam? Hak vereceksin bak, göreceksin. Nasıl yapalım o zaman? Nasıl yapalım? Şey yapalım. Tenha bir yerde buluşalım. Hayrattin'in bakmayacağı bir yerde. Neresi? Buldum. Luna Park. Akşam saat 9'da. Luna Park'ta. Tamam. Ramiz'e söylemeyeceğim bak, sürpriz olsun. Sen de gelirken dikkat et. Sakın takip edilme. Güven bana. Buyurun. Karagözüm gazinosunu bağlar mısın? Sait Bey'le görüşeceğim. Peki. Ne oldu abine? Öldü. Ramiz mi? Anlatamayacağım şeyler var Ayşen. Benim de sırlarım var. Ezel'in onları öğrenmesinden mi korkuyorsun? Ne alakası var ya? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ayşen! Cengiz! O ne be? Gelme. Cengiz. Cengiz karını dinle. Ayşen delirmiş bu adam. O kadar uzun boylu değil. Ne oluyor ya? Tamam Cengiz, lütfen. Dediğimi yap. Ben halledeceğim. Ne kadar güçlüsün Ayşen. Tıpkı benim gibi. Kimse senin kadar güçlü değil Kenan. İddian o değil miydi? Babanla evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Annenin intihar ettiği günü hatırlıyor musun? Bahar'ın ölüm anını hatırlıyor musun Ayşen? Şimdi de o kadar güçlü müsün acaba? Ezel'in ne bildiği değil, benim ne hatırladığım. Anlıyor musun Ayşen? Konuşmam için hatırlamam gerek.
Kim 30 yıl intikam için yaşar? Kimseyi seviyor muyum ben? Kim böyle yaşar? Ben mi istedim böyle olmasın? Sen ne zannediyorsun Nişan? Ben mi istedim böyle olmasın? Abin mi? O yüzden mi? Bir ailem vardı benim. O zaman Kenan Birkan değildim. Ben ne zaman Kenan Birkan oldum? İnsan kendini özler mi? İnsan kendini bu kadar özler mi? Yapma. Yapma. Kusura bakma Cengiz. Sorun değil. Bize bir bardak takımı borçlusun. Takım hem de. Doğru adamı almışım işe. Benden kazandığın kadar benim için ne zaman kazanacaksın bakalım. Var bazı çalışmalar o konuda. Hoşça kalın. De. De doğru cevap. De, varım. Ha, o. Tamam. Harika. Anlat bakalım, ne söyleyecektin? Anlatacağım Eyşan. Anlatacağım. Ama önce işe dönmem gerek. Adamı duymadın mı? Çalışmak kurtaracak bizi. Önce tek bir sır saklarsın. Önce bir gün için saklarsın. Sonra her gün aynı sırrı daha derine saklarsın. Ortaya çıkmasın diye değil, sırf hatırlamamak için kendinden bile saklarsın. Kendine dersin ki, sevdiklerimi korumak için saklıyorum. Aslında kendini korumak için saklarsın. Çünkü kimseye söylemesen de her sırrın bir kurbanı vardır.